demokratik seçim filan vesaire yok. Bu seçim yani kanunsuz ve hukuksuz bir seçim, adaletsiz bir seçim. Peki. O zaman ben şu kaderin, miyim? Bir şey ama lütfen. Yok, bir şey kaderin 1934'te ama seçilme şey hakkı varken buyurunuz. 2023'te bu eli dağılmış ama, durumda. Ama bu çok önemli. Burada bitiriyorum, özür diliyorum. Şimdi Mahmut Bey diyor ki bu demokratik bir seçim değil, bu bir seçim değil. Ya bu seçimi kabul etmiyoruz diyor. İşte bir parti devletiyle zaten bir seçim yapılamaz diyor. Ya o zaman Mahmut Bey başka bir söylem ve eylem biçimine geçmeniz lazım. Yani bunu işte söylemek istediğim bu. Bunu tekrarlayarak bu ülke bir yere gidemez ki. Sizin bir milletvekili olarak, özellikle bir siyasetçi olarak, halkın bir vekili olarak ve halkın gasp edilmiş oylarının da hesabını sorması gereken birisi ya da birileri olarak, şahsınız için söylemiyorum. Sizin özelde ne kadar çaba sarf ettiğinizi biliyorum. O anlamda söylemiyorum ama topyekün siyasete ve partilere, sizin partinize de hitaben söylüyorum. Madem böyle, o zaman bunu söyleyerek gidilecek ikinci bir seçim de yok. Eğer biz bir parti devletine karşı yarışamayacaksak, biz zaten böyle bu sahteciliklerle baş edemeyeceksek, yarın gideceğimiz yerel seçimin de, 5 yıl sonraki seçimin de bir anlamı yok. O zaman başka bir eylem, başka bir siyaset üretmeniz gerekmiyor mu? En azından bir eylemlilik göstermeniz gerekmiyor mu? O zaman bu yorum siyasetini bırakıp, gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne, gerekirse o partileşmiş dediğiniz kurumlara, gerekirse efendim bu sahteciliği yapanlara, topyekün gerekirse milleti de arkanıza alarak bir eylemlilik ile bir baraj oluşturup bunları durdurmanız, yani başka proaktif bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir politika, yeni bir açılım yaratılması gerekmiyor mu? Bu söylediğiniz gerçekse, ki gerçek, bunu biz sadece tekrarlayarak bundan sonra zaten hiçbir seçim alamayız, değil 16 masa. 106 masada kursanız, değil Kemal Kılıçdaroğlu, yüzlerce adayda değiştirseniz, yani hakikaten gökten birilerini indirseniz, getirseniz, o da kazanamaz bu anlayışla. Benim söylemek istediğim bu. Yoksa bunların, bu tespitlerinizin hepsine katılıyorum. Bu bir parti devleti. Burası otoriter bir yönetim. Burada demokratik bir seçim olamaz. Olmadı da. Burada eşit, adil, dürüst bir seçim süreci yaşanamaz. Yaşanmadı da. Burada her türlü iftira, karalama, tehdit, şantaj uygulanır. Uygulandı da. Ama bundan sonra da uygulanacak. Ne yapacağız biz? Yine onların gidip Cumhuriyet Savcıları, aynı Cumhuriyet Savcıları'na mı şikayet edeceğiz? Aynı mahkemelerinden çözüm mü bekleyeceğiz? Aynı YSK'ya itiraz edip sonuç almasını mı bekleyeceğiz? Bunu mu umacağız? Yani aynı suda iki kere yıkanmaz, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç alınmaz. Biz şu ana kadar yaptıklarımızın aynısını yapıp aynı tekrarlarla farklı bir sonuç mu alacağız? Beklentiniz bu mu? Yani millete bunu şikayet etmek, bakın işte burada sahtecilik var, burada bunu yaptılar, orada darp ettiler, burada devlet imkanını kullandılar. Evet doğru, ne yapacaksınız? Bütün bunlara rağmen ne yapacaksınız? Diyorsunuz ki savcılığa şikayet ettim. Bakın savcılığa şikayet ettim. Savcılık takipçilik verecek, sizi gönderecek. Kale bile almayacak, ki almıyor. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceksiniz. Doğrudur diyecek. YSK'ya 3. adaylık meşru değildir dendi. Meşrudur dedi. Öyle diyecek. Arayacağınız bütün meşru zeminlerde bu parti devleti ise sonuç alma ihtimaliniz yok. O zaman ne yapacaksınız? Konuşabilir miyim şimdi? Tabii benim sormak istediğim özü buydu. Peki. Parti devleti ise diyorsunuz, bal gibi parti devleti. Evet, ben de onu söylüyorum zaten. Şimdi bal hem bunu söylüyorsunuz. Bal gibi parti devletidir. Evet, AK bu parti devletinde siz farklı ne yapacaksınız? Karşısınız. Bunu söyleyen kaymakam, valisi, bakın ülkede mübaşir milletvekili adayı olmak için istifa ediyor, Adalet Bakanı istifa etmiyor. Ya Mahmut Bey, bunlar doğru. Ama sen de bir saniye bekleyin, yanıt versin sonuçta. Biz de konumuna düşmeyelim. Sanki haftalardır patlayacak Mahmut Tanalı bulmuş gibi olmayalım yani. Yok, özür dilerim, ben bu sorulara cevap vereceğim. Buyurun. Hiç kusura bakmayın. Yani sukut ikrardan gelir. Ben bunları reddediyorum. Yani bana ki şunu söyleyemez. Efendim partinizde eylem programı var mı? Bal gibi eylem programımız var. Biz bu parti devletini demokratik yollarla ve seçimle bunu kazanacağız. Ama seçim olmayacak diyorsunuz.
16'lı masa olmuyorsa 32 masa olacak. Halkı için içine katarak olacak. Bu biraz önce gerek araştırma firmasının verdiği örnekler ne zaman çoğaldı? Ne zaman ki bu 28 Mayıs'ta oldu bu. 28 Mayıs'ta genellikle Şanlıurfa'daki bölgelerde MHP ile AKP'nin birlikte hareket ettiği noktalarda oldu bu. Siz bu noktalara halkın diğer kesimini koyarsanız da bunların hiçbirisi olamaz. Çünkü bunun panzehiri birliktelikte geçer. Bunun panzehiri katılımcılıkta geçer. Bunun panzehiri demokrasiden geçer. Siz efendim demokrasiden vazgeçerseniz de, katılımcılıktan vazgeçerseniz de, bu sahtecilikle, bu parti devletiyle, bu hukuksuz anlayışla, bu adaletsiz anlayışla baş edemezsiniz. Zaten genel başkanın oradaki söylemek istediği de, söylediği de bu zaten. Ülkenin aydınlığa kavuşması için biz herkesle bu ittifakı yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yani burada kalkıp demokratik yollarla, demokratik seçimle ve herkesi bu olayın içerisine sokarak bu seçim böyle kazanılacak. Yoksa burada yani burada sanki Cumhuriyet Halk Partisi veya Altılı Masa'nın basiretsizliği veya çalışmaması veya önlem almaması nedeniyle değil. Bu seçim hepimizin sorunu. Vatandaşın da sorunu, sizin de sorununuz, benim de sorunum, medyanın da sorunu. Yani bu kişisel bir sorun değil ki. Yani burada biz bir yorum da yapmıyoruz. Siz yorum yapabilir, yani kendiniz diyorsun ben yorum yapıyorum. Yorum yapabilirsin ama bu yorumlarınız doğru yorumlar değil. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Peki Sayın Tanal, böyle her yanıtta sanki ayrılacakmışsınız gibi bitirmeyin lütfen. Daha birlikteyiz. Ama yani şunu söyleyeyim. Evet. Türkiye'nin sorunu şu anda ekonomik kriz. Asgari ücret, efendim CHP'nin hali ne olacak? Ya bırakın da bu Türkiye'nin ekonomik krizi ne olacak? Bu AKP'nin hali ne olacak? Yani evet. Sabah akşam CHP, sabah akşam CHP. Yani siz, yani bu şekildeki evet yapıcı eleştirilere saygımız sonsuz. Ama vatandaşın umudunu kırıcı olan haksız yorumlarda kabul etmiyorum ben. Peki. O konuları da konuşuyoruz aslında Sayın Tanal. Ama açıkçası şöyle, yani bugün salıydı ve grup konuşması vardı. Dolayısıyla yine İmamoğlu'ndan çıkışlar geldi. Bunlar olunca da görmezden de gelinemiyor. Şimdi Tanju Anladım Hocam... Anladım da ama yani şu anda Türkiye'nin sorunu bu mu? Asgari ücret kaç para oldu? Vatandaş nasıl geçiriyor? Kira paraları ne oldu? Zam üstüne zam geliyor. Vatandaş geçinebiliyor mu? İnsanlar intihar ediyor. İnsanlar taksitini ödeyemiyor. Yani deprem öncesi bunlar dedik efendim su, elektriği vesaire ücretsiz yapar. Şu anda vatandaş ücret alınıyor. Bu yani tarım malzeme ofisi yani... şu anda vatandaştan ürün almıyor. TMO'lar ürün almıyor. Vatandaş tefecinin eline düşüyor. Yani elektrikler kesiliyor. Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da sular akmıyor. Vatandaşın içme suyu yok. Vatandaşın gidecek hastanede doktoru yok. Yani bunların hepsini hallettik. Türkiye aydınlığa kavuştu, düzlüğe kavuştu. Tek sorun CHP kaldı. Hayır CHP demedim ben. Yok, ben CHP demedim. Onu uzatmanın bir anlamı yok. Hayır CHP değil zaten. Tamam. CHP demedim. Ben Tanju bütün Hocam. Muhalefet kesimine yönelttiğim bir eleştiri bu. Peki. Tanju Hocam şöyle yapalım mı? Eğer polimetrenin açıklaması...